Merhaba arkadaşlar. Çözünürlük dengesinde 10. videomuz bu ve bu videoda sizlerle ortak iyon etkisinden bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Çözünürlük dengesini etkileyen etmenler içerisinde ortak iyon etkisinin öğreneceksiniz. Bu video içerisinde ortak iyon etkisi nedir ve ortak iyon etkisi çözünürlüğü nasıl etkiler? Bunlardan bahsedeceğiz başlayalım. Öncelikle kimyasal tepkimelerde denge konusunda bir Löşeselye prensibimiz vardı ve derdi ki sisteme dışarıdan bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi azaltmak ister. Ee, örneğin derişim etkisi biz burada ilgilendirecek. Herhangi bir maddenin derişimini arttırırsan derişimi azaltmaya çalışacak. Şimdi ilk kabımızda, ilk örneğimizde bir kimyasal denge var arkadaşlar. Kimler arasında? N2, H2 ve NH3 gazları arasında bir denge var. Kabımızın hacmi sabit olsun ve bu üç gazdan da kabın içerisinde bulunuyor. Şimdi ben burada herhangi bir maddenin derişimini artırmak istesem, örneğin N2 derişimini artırmak istesem, kaba N2 gazı eklerim. Hacim sabit olduğu için molü artar, derişimi artar. Sistem N2'nin derişimini azaltmak ister. Dolayısıyla denge ürünler lehine bozulur. Buradaki maddelerin hepsi N2, h 2 ve NH3 saf maddeler olduğu için bu maddelerden ayrı ayrı direkt ekleme şansım var derişimlerini arttırmak istediğimde. Peki. Şimdi bizim burada konumuz e, çözünürlük dengesi. Çözünürlük dengesinde derişim etkisine bakalım. Nasıl arttıracağım maddelerin derişimini? Kaba görüyorsunuz. E, gümüş klorür katısı ve iyonlar arasında bir denge var. Arkadaşlar bir kere katıların derişimini değiştiremem katı ve sıvıların derişimi sabit. Çünkü elinizde bir katı olsun diyelim. Bunun üzerine biraz daha katı eklerseniz hem katı, e, hacmi hem molü artacağı için derişimi sabit kalır. O yüzden derişimini değiştirebileceğim çözeltide bulunan iyonlardır. Pekala. Diyelim ki gümüş iyonları derişimini artırmak istiyorum. Kaba gümüş iyonları eklemem lazım. Ama arkadaşlar gümüş iyonları öyle ortamda tek başına dolaşmaz. Yani benim sadece gümüş artı iyonu bulma şansım yok. O yüzden de gümüş iyonları derişimini artırmak istiyorsam bu kabın içerisine gümüş iyonlarını içeren suda iyi çözünen başka bir katı eklemem lazım. Mesela gümüş nitrat katısı ekledim. Şimdi bu suda çözündüğünde gümüş artı ve nitrat eksi iyonlarını verecek. E, o zaman kaba gelen gümüş iyonları yüzünden gümüş iyonları derişimi artmış olacak. Dengede girenler yani çökelme lehine bozulmuş olacak. Tekrar söyleyeyim. Çözünürlük dengesinde iyon derişimlerini artırmak istiyorsam bu iyonu içeren başka bir tuz eklemek zorundayım. O iyonu ion, tek başına bulamayacağım için. Ya da diyelim ki klorür iyonları derişimini artırmak istiyorsunuz. Bu sefer bunu içeren başka bir tuz eklemek lazım. Örneğin sodyum klorür. Buradan gelen klorür iyonları yüzünden klorür iyonları derişim artar. Yine denge girenler tarafına bozulur. Yani işte bu arkadaşlar ortak iyon etkisi denir. Aslında yapmaya çalıştığımız şey dengede bulunan iyonların derişimini artırmaya çalışmaktır. Bunun içinde ortama bu iyonları içeren başka bir katı ekleyebiliriz. Ya da bu katıyı bu iyonları içeren başka bir çözeltide çözebiliriz. Şuraya yazayım. Bu durumda ortak iyon etkisi dediğimiz şey arkadaşlar iki şekilde uygulayabilirim. Bir, az çözünen katının çözeltisine katının çözeltisine içerdiği iyonlardan birini içeren başka bir katı eklemek olabilir. Bu iyi çözünen bir katıdır. Başka bir katı ekleme ya da İşlemleri yaparken göreceksiniz. Bu yorum sorularında daha çok kullanılır. Az çözünen katıyı arkadaşlar katıyı e, iyonlarından birini içeren başka bir çözeltide çözmektir. Bir çözeltide çözmek. Buna, bunlara ortak iyon etkisi diyoruz. Az çözünen katının iyonlarının derişimini artırıyoruz böylece. Şimdi ortak iyon etkisinin sisteme, dengedeki bir sisteme nasıl etki ettiğini, bazı niceliklerin nasıl değiştiğine bakalım. Diyor ki yandaki kapta suda az çözünen kurşun 2 klorür iyonik bileşiği katısıyla dengede. Evet iyonlarımız var, katımız var, harika. Çözeltiye bir miktar sodyum klorür katısı eklenip çözünüyormuş ve aynı sıcaklıkta yapılıyormuş bu. İşlem arkadaşlar. Buna göre diyor tablodaki nicelikler nasıl değişiyor ve iyonların derişimlerinin grafikte nasıl değiştiğini göstereceğiz. Şimdi ben bir denge tepkimemizi yazayım. Kurşun 2 klorür katısıyla sudaki kurşun artı 2 ve klorür iyonları arasında bir denge var. Artı 2 Cl eksi. Ne yaptık? Çözeltiye bir miktar sodyum klorür katısı ekledik ve çözdük. Şimdi sodyum klorür katısını eklediğimizde bu katı suda iyonlaşarak çözüneceği için çözeltiye sodyum artı ve klorür eksi iyonları verdi. Yani ortamda zaten klorür iyonu vardı. Bakınız buradan da klorür iyonu geldi. Yani ortak iyon etkisi yapmış olduk. Sodyum klorür çözündüğünde ortama klorür iyonu verildiği için yaptığım bu etkide klorür iyonlarının derişimi arttı. E klorür iyonları derişimi arttığında sistem bunu azaltmak isteyecek. O yüzden de klorür iyonlarının çökeldiği yöne yani denge çökme lehine bozulmuş olacak. E klorür iyonları tek başına çökemez ki. Kurşunla birleşerek birlikte çöküyorlar ve dolayısıyla dipteki katı miktarını da artırmış oluyoruz. Yani yaptığım bu etki kurşun 2 klorür katısının çözünürlüğünü arkadaşlar azalttı. Çünkü denge çökme lehine bozuldu. İyonlar birleşip çöküyor. İyonlar birleşip çöktüğü için dipteki katı miktarımız arttı. İyon derişimlerine geldiğimizde kaç içeri söyleyelim. Denge sabitleri sıcaklık etkisinde de söylemiştik. Yalnız sıcaklıkla değişiyordu. O yüzden çözünürlük çarpımının değeri Yaptığımız bu etki sırasında değişmeyecek arkadaşlar. İyon derişimlerine gelirsek, bir kere kurş, e, kurşun iyonları derişimine bakalım. Klorür eklediğimde denge çökme lehine bozulduğu için klorür tek başına çökemeyecek dedik. Kurşunla birlikte çökecekler. E o zaman kurşun iyonları var olan miktarından dibe çöktüğüne göre kurşun iyonları derişimimiz azalacak. Peki şimdi sistemde, sistemde çözünürlük denge bağıntısını yazacak olsam kurşun iyonları derişimiyle klorür iyonları derişiminin karesiydi. Şimdi baktığımda bir kere KÇ yalnız sıcaklıkla değişir. Ortak iyonda bu değişmeyecek. E kurşun iyonları derişimi azalıyor. O zaman bu çarpım nasıl değişmeyecek arkadaşlar? Demek ki klorür iyonları ilk haline gelemeyecek. Yani eklediğim klorür iyonlarını azaltmaya çalışacak ama Yine de ilk haline getiremeyecek ve artacak. Ha neden ilk haline getiremiyor? Evet denge çökme lehine bozuldu ama bu çift yönlü çalışan bir sistem. Bir yandan daha az daha küçük bir hızda olsa çözülmede devam ediyor. Yani ortak yönetimde eklediğimiz iyonun derişimi ilk haline dönemiyor arkadaşlar. Grafiklerini çizecek olursam. Burada kurşun ve klorür görüyorsunuz. Öncelikle klorür iyonlarını içeren sodyum klorürü çözdüğümde klorür iyonları derişimi bir artıyor. Şimdi bir arttı. Sonra denge girenler tarafına bozulduğu için klorür iyonları harcanıyor ancak ilk haline gelemiyor azalsa da. Kurşun iyonları ise var olan miktarından çöktüğü için direkt azalıyor. Ve bu da ortak iyonun bize çözünürlüğü azalttığını gösteriyor arkadaşlar. Evet, aynı şey olacak ama pekiştirmek açısından bir de ortamdaki kurşun iyonları derişimini artıralım. Yine dengemiz var. Bu sefer kabın içerisine kurşun 2 nitrat katısı ekleniyor. Kurşun 2 nitrat katısını eklediğimizde ve çözdüğümüzde bu çözeltiye kurşun artı 2 iyonları ve nitrat iyonları verilecek. Peki bizim ortak iyonumuz hangisi olacak? Çözeltide zaten kurşun iyonları bulunduğu için gelen kurşun iyonları Bunların derişimini artıracak yani ortak iyonumuz kurşun. Bu nedenle biz çözeltiye kurşun 2 nitrat eklediğimizde aslında yaptığımız işlem kurşun iyonları derişimini artırmak olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sistem kurşun iyonları derişimini azaltmak isteyecek. Bu nedenle denge çökme lehine bozulacak. Aynı klorürde olduğu gibi aslında bir farkı yok ama olsun. Dolayısıyla katımızın çözünürlüğü azaldı. Dipteki katı miktarı e, iyonlar birleşip birlikte çöktükleri için dipteki katı miktarı artıyor. Kurşun iyonları derişimini sistem azaltmaya çalışıyor ancak ilk haline getiremeyecek. O yüzden kurşun iyonları derişimi başlangıçtakinden daha fazla kalıyor. Klorür iyonları kurşunla birleşip dibe çöktüğü için var olan miktarından çöktüğü için azalıyor. Çözünürlük çarpımının değeri yalnız sıcaklıkta değişiyordu. Burada aynı sıcaklıkta bu işlemi yaptığımız için KÇH değişmedi. İyon derişimlerinin nasıl değiştiğini çizecek olursak bu sefer kaba kurşun iyonları eklediğimiz için bir bunun derişimi arttı. Sonra denge girenler lehine bozulduğu için kurşun iyonları derişimi azaldı. İlk haline gelemedi. Klorür iyonları derişimi de kurşunla birlikte çöktüğü için... ...var olan miktarından azaldı diyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız örneklerden o zaman yola çıkarsak... Arkadaşlar, suda az çözünen bir tuzun yapısındaki iyonlardan birini içeren bir çözeltideki çözünürlüğü... ...sap sudaki çözünürlüğünden azdır. Bu e, aynı iyonu içerdiği durumda ortak iyon etkisi demiştik. O zaman ortak iyon etkisi çözünürlüğü azaltıyor... Çünkü ortak iyon eklediğinizde gördüğünüz denge girenler yani çökme tarafına bozuluyordu. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır ve ortak iyon derişimi ne kadar fazlaysa çözünürlükteki azalma da o kadar fazla olacak. Ortak iyon çözünürlüğü azaltan bir etmendir arkadaşlar. Bu videomuzda ortak iyonun denge etkisinden bahsettik. Ortak iyon ne demek bundan bahsettik. Bundan sonraki 3 videomuzda ya da 4 videomuzda da ortak iyon etkisiyle ilgili uygulama soruları yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.